Yaratılış. Yaratıcılar dedi ki, öyle bir varlık yaratalım ki içinde bizden her şey olsun. Ra dedi ki, ama bizden güzel mi olsun? Sonra karar verdiler. Evet, bizden güzel olsun. Parantez, O'nun planlarını hazırladılar. Şekli güzeldi ama kendilerinde bulunan her şeyi ona verdiler. Sonra hazırladıkları varlığın ilk varoluş detaylarını Amon'a sundular. Amon dedi ki, bu varlığın şekli benden de güzel olmuş. Bu varlık için sizlerin hazırladığı bir dünya yapın. Ra dedi ki, içinde bizlerin yarattığı her şey bulunan bir yer mi? Amon dedi ki, evet, her şey. Madde Rabları Ra'ya dediler ki, parantez, o varlık hazırladığımız dünyada tek mi olacak? Ra dedi ki, onları öyle bir şekilde çoğaltalım ki evrende varlıklarını devam ettirebilsinler. Farkında olmadan çoğalabilsinler. Rablar dünyadaki her canlı ve bitki türlerine kendilerinin en güzel özelliklerini verdiler ve dünyadaki tüm canlı türlerine bunu yaptılar. Havuz kuşunun üzerine tanrı enerjisini madde enerjisine dönüştüren parantez O'nun en büyük mimarı olan Amon'un üzerindeki sonsuz güzellikteki tüyleri işlediler. Çiçeklere madde raplarının en güzel renklerini ve kokularını yerleştirdiler. Balıkları rapların enerji bedenlerini simgeleyen ışıl ışıl pullarla kapladılar. Yaratıcılar kendi yaşam özelliklerinin olduğu her şeyi dünyada var ettiler. Yeryüzü böylece evrende yaratılmış her dünyadan birer parça alarak eşi bulunmaz bir yer haline getirildi. Amon Rablara dedi ki, bizlerden güzel olarak var ettiğiniz o varlığa dünyada bir rakip olmasın. Eğer aynı enerji düzeyine sahip bir varlık daha yaratırsanız, o iki varlık birbirini yok eder. Madde Rabları dünyadaki diğer canlıları birbirini yok etmesi için rakipler yarattı. Bir tek insan denen varlığın zekasında başka bir varlık yaratmadı. Ancak sonsuz boşlukta bulunan pozitif ve negatif enerjiler insanı da etkiledi. Var oldukları günden beri birbirlerini öldürdüler, savaşlar yaptılar. Tanrılar da bulunan negatif ve pozitif enerjiyi kontrol altına almayı öğrenemediler. Çünkü bu DNA'larına böyle işlenmişti. İnsan denen varlığa kendi boyutlarından gelip gidip çeşitli eklemeler yaptılar. Evrimini hızlandırıp zeka düzeyini yükselttiler. İnsanlar zamanla içinde varoluş planları olan DNA ile oynamayı öğrendi. Zamanın akışında negatif ve pozitif enerjilerini dengelemeyi öğrenecekler. O zaman Ra katına çıkmış olacaklar. Amon dedi ki, benim olduğum yer her şeyin düşünce zinciri olduğu sonsuz enerjinin bir trafo merkezi. Ben tekim, benim eşim yok. Onun için enerjiyi kademe kademe azaltarak maddeye dönüştürüyorum. Ra dedi ki, benim eşim yok. Ben kimim? O dedi ki, ben maddeyi direkt yaratanım. Ben sadece düşünürüm ve ol derim. Sen ki olu yaratan, madde olan her şeyi düzenleyen büyük güçsün. Sen Ra, yani parantez Rab, yaşayan en yüce dirisin. O. 28 Nisan 2015. Ruh. Dünyada ve evrendeki tüm canlılarda bulunan ruh enerjisi, sonsuz uzayın içinde var olan galaksilerin, evrenlerinin enerji sisteminin küçük bir simgesidir. Ruh enerjisi sanki bir füzyon enerjisidir. İnsandaki ruh enerjisi evrenlerdeki gibi sonsuz güçtedir. O enerji ki tüm bedenin var olmasını sağlar. O asla yok edilemez. O tıpkı güneşlerde bulunan enerji gibi sonunda bir kara deliğe dönüşür. Çevresindeki ruhları toplar ve oradan geçişini gerçekleştirerek paralel evrenlere ulaşmasını sağlar. Paralel evrenlerde yine güneşlere benzer bir varoluş meydana gelir.
Ruh enerjisi varoluşla yok oluş arasında gider gelir. Sahip olduğu bilgiler asla yok olmaz. Bu bilgileri düşünce enerjisine çevirebilmesi için yaratılan bedenlere geçiş yaparak onları yönetmeye başlar. Bunlar üst düzey varlıklardır. Ancak öyle ruhlar vardır ki dünyadaki bedenlerindeyken kendilerine geçiş için hiçbir hazırlık yapmamışlardır. Bedeni terk ettiği zaman her şeyi hatırlar ama göremezler, duyamazlar. Dünyadaki bedenleriyle yaptığı beş duyuları artık yoktur. Büyük bir şaşkınlık içine girerler, bir boşluğa düşerler. Dünya atmosferinde dolaşıp dururlar, özledikleri yakınlarıyla iletişim kurmak isterler. Ancak dünya yaşamındaki duyu organları yoktur. Eğer dünya yaşamına düşkünse tekrar buldukları veya yeni doğan bir bedene girmek isterler. Bunun için diğer benzer ruhlarla büyük bir mücadeleye girerler. Bazen yaşayan bedenlerdeki diğer ruhları taciz ederek onun sahip olduğu bedene girmek isterler. Negatif enerjilerle dolu olan ruhlar pozitif enerjileri zayıf insanlara musallat olur. Bilhassa geceleri rüyalarına girerek onların enerjisinin zayıf olduğu bir anda onların bedenini ele geçirir. Kendi sesinden konuşmaya başlar. İnsanlar bunu şeytanın bedeni ele geçirdiği şeklinde algılar. Halbuki bunu yapanlar geçiş yapamayan negatif enerjiyle yüklü ruhlardır. Bedene sahip olmayan negatif ruhlar çok tehlikelidir. Enerjilerini o kadar yoğun olarak kullanırlar ki yaşayan diğer insanlar beyinlerinde onları hayalet olarak görürler. Negatif ruhlar enerjilerinin çok yoğunlaştığı zamanlarda maddeleri hareket ettirip etrafı kırıp dökmeye, çeşitli maddeleri kullanarak yaşayan insanları taciz etmeye başlarlar. Onlar bu evrende en zararlı ruhlardır. Sistem onların asla yeni bir bedene sahip olmasına izin vermez. Pozitif ruhlar huzur içindedir. Her şeyi kabullenir ve yaratıcının çizdiği yolda ilerlemek için beklerler. Her pozitif ruh yeni bir bedene giriş yapacağını bilmez. Onlar bir noktada kadercidir. Yeni bedene giriş yaptıklarında onları bekleyen rehberler vasıtasıyla her bilgiyi alırlar ve yollarına devam ederler. Onlar için cennet yolu başlamıştır. Negatif ruhlar yine rehberler vasıtasıyla dünya atmosferinden toplanır. Ruh enerjisi asla yok olmayacağından rehberler onları kara delikten geçirerek negatif evrene götürürler. Onları orada enerjilerini değiştirebilen bir gezegen olan, üzerinde yanar dağlar ve lav nehirleri bulunan Nakkar'a yerleştirirler. Negatif ruhlar burada zamanın ötesinde rehabilite olurlar. Tekrar pozitif ruh olarak evrene salınırlar. Negatif ruhlar yeniden başlangıç (parantez varoluş) noktasına gelerek her şeye yeniden başlarlar. Işığa yürüyenler ise hep onlardan öndedir. Dünyadaki bazı ruhlar kendilerine verilen bedenlerine aşıktır. Beden ölümünden sonra onlardan ayrılamazlar. Devamlı onları ararlar, yaşadıkları yerlere giderler, sevdiklerini ararlar. Ölümün bir başlangıç olduğunu çözemezler. Devreye yine rehberler girer. Onları eğiterek geçiş yapmasını sağlar. Canlı, cansız her şeyin bir ruhu vardır. Sizlerin cansız gibi gördüğü bu dünyada eğer atomu olan varlıklarla temasa geçme yeteneğiniz varsa onlarla dilediğiniz şekilde iletişime geçebilirsiniz. İllüzyon olan bu dünyada her şeyi yapabilen bir illüzyonist, bir sihirbaz olursunuz. Bir de ikiz ruhlar vardır. Onlar ki elmanın iki yarısı gibidir. Sahip oldukları güçte birbirlerini çekerler ve ayrılmazlar. Onlar hep beraberdir. Beraber olmaları aynı bedende olmalarını gerektirmez. Onlar hep sonsuzda birlikte olmak isterler. Onlar bu evrenin Leyla ve Mecnun'udur. Onlar ilk varoluştaki Adem ve Havva'dır. Onlar evrendeki dengenin yapı taşlarından biridir. Birbirleriyle bir enerji türü olan sevgi ve aşk enerjisini üretirler, evrene yayarlar.
Negatif enerjiler karşısında bir kalkan gibi dururlar. Onlar evrenin en güçlü ruh ikizleridir. İkiz ruhlar atomları bulunan her şeyde olabilir. Bitkilerde, hayvanlarda ve kısaca evrende bulunan maddeye sahip her şeyde. Büyük Güç, 10 Mayıs 2015. Ahit Sandığı. Orion Ramra'daki sistem dünyadaki insanların inkişafını sağlamak için onlara zamanın içinde yol gösterecek bir takım bilgileri ihtiva eden, yine içinde bilim ve ilimle ilgili bilgiler olan ahit sandığını dünyaya gönderdiler. O sandığın ilk koruyucusu olan Hazreti Musa bu sandığı açtığında ilk gördüğü şey bilgilerin o andaki zamana göre olduğunu gördü. Sandığın içindeki bilgiler bir metal levhanın üzerinde bulunmaktaydı. Bu bilgiler zamanın akışına göre değişmekteydi. Hiçbir zaman gelecek zamanın bilgileri verilmemekteydi. Musa bilgileri alarak ve kullanarak kendi zamanında istediklerini yapmasını sağladı. Ahit sandığındaki bilgiler her gelen zaman dilimleri içinde elden ele geçerek dünyanın bugünlere gelmesini sağladı. Onun bekçileri ve koruyucuları her zaman dilimi içinde dünyadaki en güçlü kişileri ve devletleriydi. Şu anda ahit sandığı Amerikan hükümetinin elindedir. Ondan faydalanarak ve gelen bilgiler değerlendirilerek uzay çağına girmiş bulunmaktadırlar. Bilgiler bizden, yani Orion Ramra'dan gönderilmektedir. Bu bizlere ulaşıncaya kadar sizlere gönderilmeye devam edecektir. Çira, 21 Mayıs 2000 15. Yıl 11.02.2015. Dünya zamanında Ramra. Orada varlıklar teknolojik ruhlar tarafından yönetilir. Onların şekli muhteşem güzelliktedir. Onların istedikleri ol dediklerinde olur. Onların istediği bir şeyi elde etmesi için madde güçlerine ihtiyacı yoktur. Sizler bizlere bizlerin ulaştığı zamandan daha kısa bir zamanda ulaşacaksınız. Bizlerin yaşadığı yerde negatif hiçbir madde ve enerji yoktur. Her şeyin mükemmel olduğu bu yer piramidin tepe noktasıdır. Burada ruhsal enerji dilediğiniz maddeye dönüştürülür. Hayal ettiğiniz her şey olur. İsterseniz oturduğunuz yere deniz getirirsiniz. İsterseniz sevdiklerinizi, isterseniz görmek istediğiniz her şeyi. Buraya negatif hiçbir şey giremez. Burada ancak sonsuz huzur ve mutluluk vardır. Senelerce gördüğünüz ve yaşadığınız her şeyin son noktasıdır. Tüm bizim galaksinin varoluşu, en önemlisi dünyadaki her şey ve bizim güneş sistemimiz buradan var olmuştur. Yönetim yine buradadır. Burada sizlerin kötü denen yaşam süreçlerinden hiçbiri yoktur. Ben orada gezerken her şey muhteşemdi. Atmosferin altında bulunan şeffaf kürelerin içinde yaşıyorlardı. Sayıları sabitti. Bundan sonra yapabilecekleri evrimi bekliyorlardı. Bu ne olabilirdi ki? Her şeyi bir ol düşüncesiyle oluşturabilenler ne bekliyorlardı ki? Gelmiş geçmiş tüm bilgilere sahip evrenin varoluşundan beri ruhlarına işlenmiş bu varlıklar neyin beklentisindeydi? Ruhları özgür, istedikleri bedende şekillenebilen bu varlıklar neydi? Kimdi? İşte onlar ki antimaddeyi maddeye dönüştürenlerdir. Her şeyin içinde var olan anti maddedir. Bütün atomların var olması, her şeyin görünür ve elle tutulan olması antimaddenin sayesindedir. Antimadde bir tanrıdır. Her şeyden önce o vardı. İçinde kainatların, galaksilerin ve evrenlerin planlarının olduğu bir başlangıç noktasıydı. Her var olan yüksek bilinçli canlı türleri onu aramakta, ancak onu bulamayacaksınız. O her şeyin sahibidir. O sonsuzluğun en büyük bilinmeyenidir. Teknolojik ruhlara sahip yaratıcılar ancak onu meydana getiren elementlere ulaşmıştır. Ama asla elementlerin nasıl meydana geldiğini bulamayacaklardır.
Zaten her şeyin sonu bilinse sonsuzluk yok olur. Hayal gücü biter. İnsanlığın düşünce gücünün en güzel değeri olan hayal etme kaybolur. Her şeyi bilmek ancak Tanrı'nın kendisindedir. Onun için sonsuzluk hep vardı, hep var olacaktır. Büyük güç. 9 Haziran 2015. İnsanlar dünyanın güzel bir gecesinde yıldızlara bakıp acaba orada bizler gibi yaşayanlar var mı der. Yıldızlarda yaşayanlar da uzaya bakıp acaba bu yıldızlarda yaşayanlar var mı der. İnsanlar ve diğer gezegenlerde yaşayanlar birbirlerini bulduklarında ne kadar birbirimize benziyormuşuz, bizi kim yarattı der. Göklerden gelen bir ses onlara, sizler birbiriniz yarattınız. Bense sizlere bu gücü verenim der. İnsanların yaşamı boyunca tek düşüncesi ben ölünce ne olacağımdır. Fizik, kimya, matematik, kısaca ilmin hakim olduğu madde dünyasında her şey apaçık ortadadır. Senin bedenin zamanı belli bir süreçte tamamen ölerek diğer kimyasal maddelere dönüşür ve beden yok olur. Ancak sizlere Tanrı tarafından gönderilen, sizlerin ruh dediği enerji asla yok olmaz. İşte bu dünyada sizlere defalarca söylediğimiz gibi bu enerji ta ki ebedi bedene kavuşuncaya kadar bu dönüşüm devam eder. İşte özeti budur. Büyük güç. 10 Haziran 2015. Beyin. Antimadde maddeyi, madde atomları ve var olan her şeyi meydana getirir. İnsan hücrelerinin içindeki atomlar insandaki organik olan her şeyi ve dolayısıyla beyni var ederler. İnsandaki zeki organizmaların birleşerek yaşam boyu her şeyi algılaması için beyni yaratması, dünyadaki ve evrendeki zeki canlılar tek bir büyük beynin oluşmasını sağlar ki bu tek beyin her şeyin hakimi ve yaratıcısı olan Tanrı'dır. Dünyadaki şu anda milyarlarca insanda ve canlılarda bulunan beyin aslında tektir. Her beyin farklı görünse de her şeyi aynı şekilde algılar. Ancak algılamalar farklı olduğu için sanki ayrı şekilde düşünüyor gibi görülür. Beyinler bilgisayar çipleri gibi birbirine bağlı ve birbirleriyle iletişim halindedir. İnsanların beyinleri kendisinde çip olan her canlıyla iletişim halindedir. En sonunda tüm bu beyinlerin birleşmesi Tanrı'ya ulaşır. En büyük beyin işte budur. Büyük güç. 23 Haziran 2015. Şira ile direkt temas. Ben kimim? Sen evrende var olan milyarlarca canlı türünden birisin. Nereden geldim? Sen bir yerden gelmedin. Dünya gezegeninde var oldun. Ben neden var oldum? Senin varoluş sebebin için sonsuz gerçek var. En önemlisi senin bedeninde ve saf ruh enerjinde taşıdığın galaktik bilgileri evrene yayman için var oldun. Ben organik bedenimden ayrıldıktan sonra ne olacağım? Tabii ki yokluk ve var olma bir dengedir. Senin görevin olan bilgileri yayman için değişik bedenden bedene geçerek sonsuz boşlukta görevlerine devam edeceksin. Beni yöneten, var eden kim? Evrende ve sonsuz boşlukta başlangıç noktasından itibaren var eden ve var olan bir sistem vardır. Onlar kendi bilgi ve medeniyetlerinin gücü sıralamasına göre birbirlerini var eder ve yönetirler. Madde olan her şey bir büyük bilinç ve plan dahilinde meydana gelmiştir. Onların atomlarında ve DNA'larında sonsuza kadar olan bir sistemin ve her şeyin planları vardır. Sen olan insanda da bu böyledir. Peki benim benzerim var mı? Senin ve var olan her canlının bir benzeri, aynı DNA ve genlere sahip olan ikizi vardır. Bunlar gerçek ve paralel evrenlerde yaşarlar. Bunun en büyük sebebi süresi sınırlı olan güneş sistemlerinin yok olması anında paralel evrenlerdeki diğer iki sistemlerin devam etmesidir.
Zaten sizlerin ve evrendeki her şeyin bir yedeği vardır. Diğer boyutlarda ve yaşamlarda dünyadaki sevdiklerimle bir arada olacak mıyım? Sizler dünya yaşamından sonra her yükseldiğiniz boyutta dünyadakinden farklı işler yapacaksınız. Var etme boyutuna yükseldiğinizde dilediğiniz her şeyi yapma yeteneğine kavuşacaksınız. İşte o zaman dünyadaki sevdiklerinize kavuşacak ve diğer isteklerinizi yapacaksınız. Neden bizlere kendinizi direkt göstermiyorsunuz, temas etmiyorsunuz? Bizler dünyadaki sistemi kuran üst boyut varlıklarıyız. Dünya şu anda dinler boyutunda bulunmaktadır. Eğer bizler sizlerle direkt temasa geçersek, dünyada büyük bir kaos olur ve insanların şu andaki bilinç ve inanç sistemi yok olur. Zaman içinde tabii ki sizlerle direkt temas içinde olacak ve bizleri yakından göreceksiniz. Zaten şu anda dünya bilinçlerinizi buna hazırlıyoruz. Sizler zaman zaman bizlerin ışık gemilerini görüyor ve biliyorsunuz. Sizlerin içinden bilinci açık insanlarla temas kuruyoruz ve onlara ön bilgileri iletiyoruz. Ancak dünyaya bizlerden başka güneş sistemlerinden gelenler de mevcut. Onları da denetim altında tutuyoruz. Evrende gelişim şartları çok çeşitli olduğundan bazı gelenler dünyadan kendi gezegenlerine çeşitli maddeler ve canlı türleri götürerek kendi yaşam ortamlarında çoğaltmaya çalışıyorlar. Şunu asla unutmayın. Sizler şu andaki gelişiminize gideceğiniz gezegenlerdeki bulacağınız yaşam türlerine nasıl zarar vermek istemiyorsanız şu anda dünyaya gelen ve ziyaret eden sistemdekiler de sizlere asla zarar vermezler. Bizler neden çok hata yapan ve dengesiz bir ırkız? Sizlere bunu kasıtlı olarak planlarınıza biz koyduk. Elinizi ateşe tutup canınız yandığında bir daha bunu yapar mısınız? Dünya yaşamında acıyı, zevki, mutluluğu, hastalığı, sağlığı, bunun gibi birçok olayı yaşayarak görmeniz gerekir. Beş duyunuz bunun içindir. Ayrıca sizlere birçok senaryo ve olaya hazırlıklı olmanız için sanal gösteriler sunduk. Dünyada uzaktan gördüğünüz her olay gerçek değildir. Gerçek gibi görünmesini sağladık. Hücrelerinizdeki planlar zaman içinde değişmektedir. Bütün bunlar ölümden sonraki boyutlardaki olayları daha iyi anlamanız içindir. Bizler niye hep çeşitli nedenlerle korkarız? Korku sizlerin hücre planlarınızda bilinmeyene karşı koyduğunuz önemli bir detaydır. Varoluşunuzdan beri bu kasıtlık olmuştur. İlk insanlara Allah korkusunu öğretmek, bedenlerini dış etkenlere karşı müdafaa etmesini sağlamak, korkarak yapamadığınız, bilemediğiniz olayların araştırmasını sağlamak, en önemlisi korktuğunuz her şeye karşı korkuyu yenmenizi sağlamak. Bizlerde bu yoktur. Zaten her şeyi var etme düzeyine geldiğimizde buna gerek kalmaz. Sevgi, aşk nedir? Zaten bizlerin sizlere verdiği bu özellik sizlerin bizlere ulaşmanızı sağlamak içindir. Dünya yaşamında da çoğalmanızı temin etmek ve doğayla iç içe yaşadığınız dünya yaşamınızda mutluluğu daha çok tatmanız içindir. Aşk sevginin üst noktasıdır. İnsan her şeye aşık olabilir, sevebilir. Bunun karşı cins olması şart değildir. Bizler kendi boyutumuzda sizin anlayamayacağınız şekilde bu duyguyu yaşarız. Bizlerin ve dünyadaki diğer canlıların yaşam sistemi nedir? En önemli özellik kendi kendisini tamir edebilme yeteneğidir. Sizler ve diğer canlı organizmalar organik bilgisayar şeklinde yapılmıştır. Her hücre ve atomunuzda var olan organik çipler vasıtasıyla yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Bunlar her canlı organizmaya özellikle yerleştirilmiştir. Bizlerdeki beden yapısı tamamen farklıdır. Sizlerin bedenleri mükemmeldir ama dış tesirlere karşı son derece dayanıksızdır. Organik çipler hava, su, besin gibi dünya gezegeninde var olan bir çeşit yakıtla beslenir. Bizim bedenlerimiz tamamen enerji bedeni dediğimiz
kendi enerjisini temin eden fizyon enerjisiyle çalışır. Dış tesirlere karşı kendi kalkanları ve koruma mekanizmaları vardır. Bizlerin silaha ihtiyacı yoktur. Bizim beyinlerimiz evrendeki en güçlü silahtır. Her şeye muktedirdir. Hira, 26 Haziran 2015. Dünya gezegeninde iki ana yönetim sistemimiz vardır. Yönetenler, yönetilenler. Yönetenler gerçek organik planı evrende uygulayanlar ve kendi egolarını en iyi şekilde tatmin edenlerdir. Yönetilenler her söyleneni yapar, itiraz etmez. Soru sormaz, neden böyle diyemez. Onlar Mısır piramitlerini, sarayları, tapınakları çalışarak inşa edenlerdir. Onlar savaş saçmalıklarında en önde yok olmaya gidenlerdir. Onların planlarında var olma değil, yok olma vardır. Onlar bir çeşit köledir. Yaşamları boyunca farkında olmadan gerçek sahiplerine hizmet eder ve yok olup giderler. Onlar her şeye itaat eden organik robotlardır. Hira, 8 Temmuz 2015. Bizlerin gen ve DNA'larını taşıyan dünyadaki varlıklar bizlere direkt bağlıdır. Onların aracılara ihtiyacı yoktur. Dinlerdeki Allah'la kulun arasında kimse giremez denmesi budur. Onlara gerekli bilgi ve tekamülü bizler zaten devamlı olarak göndeririz. Sadece yine insanlar arasında yaşayan organik robotlar bizlere bağlı değildir. Onlar bedenlerindeki programlarına göre hareket ederler. Onlar gerçek insanların hizmetkarlarıdır. Bizler gerçek insanlara özgür ruhu verdik. Parantez, o ruhu evrende yok edecek hiçbir güç yoktur. Özgür ruhlar evrende istedikleri yerde ve uzaklıkta dolaşabilir ve istediklerini gerçekleştirebilirler. Onları hapis edemezsiniz. Onları baskı altına alamazsınız. Onlar kara deliklerden geçebilir, onlar paralel evrende ikiz ruhlarını bulabilir. Onlar mükemmel varlıklardır. Gerçek DNA'ları taşıyan insanla organik robotu ayırmak gerçek insanlar için çok basittir. Onlara şu soruyu sorun. O zaman onları ayıracaksınız. Özgürlük mü iyidir? Özgürlük mü iyidir? Yoksa başka varlıkların koyduğu mantık dışı kurallara uymak mı? Özgürlük diyenler gerçek güce sahip olan mükemmel insanlardır. Hira. Bizlerin teknolojisini yakalaması asla mümkün değildir. Çünkü aradaki milyon senelik zaman farkı bunun en büyük engelidir. Sizlerin teknolojisi bir geliştikçe bizlerin teknolojisi bin gelişmektedir. Sizler bizlere ancak sizlere açtığımız zaman tünelleriyle ulaşabilirsiniz. Bizler sizlerin geleceğiniziz. Bizler için bugün bile zor olan sizlerin seviyesine inip sizlere bilgi aktarmaktır. Karşınıza bir hamam böceği alıp ona bilgi vermeyi, konuşmayı deneyin. O ya kaçar ya da antenleriyle sizi anlamaya çalışır. Bizlerin şu anki durumu budur. Sizler de bizleri beyinlerinizdeki nöronlar vasıtasıyla anlamaya çalışıyorsunuz. Bizler de zaman içinde dünyaya gelip sizlerin beyninizdeki alıcı nöronlara müdahale ederek beyinlerinizi geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten seçilmiş kişileri bizlere direkt bağlayarak daha kolay anlamanızı sağlamaya çalışıyoruz. Kira, 9 Temmuz 2015. Aydınlık boşluktan karanlık boşluğa gelenler, karanlık boşlukta hiçbir şeyin var olmadığını gördüler. Karanlık uzayda büyük patlamayı gerçekleştirerek burada evrenlerin güneş sistemlerinin meydana gelmesini sağladılar. O zaman karanlık boşluk her şeyin dans ettiği uzay çiçekleriyle süslenmiş oldu. Bu muhteşem güzelliklerle donatılmış galaksilerin birinde evrenin en güzel gezegeni olan Dünya gezegenini var ettiler. Onun güzelliğinden daha fazla faydalanılması için iç içe geçmiş boyutlarda çeşitli canlı ve cansız her şeyi var ettiler. Orada yaşayanlar ki birbirinden habersiz olarak aynı dünyada yaşamlarına devam ederek yaşamlarını sürdürdüler.
Sizler de bu muhteşem düzen içinde bir varlık olarak artık uyanın, özgürce. Tanrı'nın çizdiği yolda yürümeye devam edin. Asla arkanıza bakmayın. Sizlere verilen aklı kullanın, bilincinizi devamlı yükseltin. Çünkü sonsuz sistemin içinde siz de sonsuzsunuz. Büyük güç. 22 Temmuz 2015. Gözler. Evrenimin gözleri vardır, bilir misiniz? Onlar evrende var olan her şeyi içine çeken kara deliklerdir. Onlar büyük küçük demez, ışık enerji demez, madde antimadde demez, her şeyi ama her şeyi içine çeker. Ondan sonra ne olur? İnsanların gözlerinin bebekleri aynı evrendeki kara delikler gibidir. Onlar her şeyi içine çeker. Işıkları, renkleri, madde görüntülerini. Sonra onları beyine gönderir. Beyin onları yaratır, var olmasını sağlar. İşte evrendeki kara delikler içine aldığı her şeyi yaratıcı güce gönderir. Onları tıpkı bizim beyinlerimizin yaptığı gibi tekrar yaratır. Her şeyin bir sebebi vardır. Yaratılan bu sistemde yanlış hiçbir şey yoktur. Büyük güç. 3 Ağustos 2015. Hira'dan insanlığa. Sonsuz evrende hiçbir şey yok olmadığına göre rahatlayın. Dünya yaşamınızdaki görevlerinize sarılın. Görevlerinizi bulunduğunuz şartlara ve zamana göre en iyi şekilde yapın. Her işi zevk alarak tamamlayın. Dünya yaşamınızda denizdeki dalgalar gibi bir yükselip bir alçalabilirsiniz. Arada bir hiç dalgaların olmadığı sularda dolaşabilirsiniz. Bir an kadar kısa olan yaşam süresini burada huzurla tamamlayıp yükseleceğiniz boyutları düşünüp ona göre hareket edin. Kötü ve negatif olmak iyi ve pozitif olmaktan çok daha kolaydır. Sonsuz galaksilerin ve evrenlerin bulunduğu uzayda diğer varlıkların da bulunduğuna artık inanın, düşüncelerinizi özgür bırakın, kısıtlamayın. Önümüzdeki yıllarda yapacağınız uzay yolculuklarına kendinizi ve çevrenizi hazırlayın. Bizleri yakından tanıdıktan sonra nelerin değişeceğini düşünün. Bizlerin yardımıyla hızlanan evriminizle birlikte sonsuz boşlukta yapacağınız her göreve hazır olun. Hira, 7 Ağustos 2015. İnanmak. Dünyadaki sistemde her şey inanmak üstünedir. Bunun için insanlarda beş duyu, diğer hayvan ve canlı türlerinde farklı duyu sistemleriyle bu devam eder. İnsan doğar, ilk inandığı, gördüğü, sesini duyduğu varlıktır. Bu genellikle baba, annedir. Bak derler, bu senin annen, baban. İlk mırıldandığı kelimeler anne, babadır. Sonra beş duyusuyla algıladığı her şey beynin hafızasına kaydedilir. Gördüğü, duyduğu, dokunduğu, yediği her şey kayıt altına alınır. O insan yavrusu artık kaydettiği bilgilere inanmaya başlar. Bu tüm hayatı boyunca böyle devam eder. Ancak beş duyusunun algılayamadığı varlıklara nasıl inanacaktır? İnsanlara derler ki, senin göremediğin varlıklar var. Onlar şöyledir, böyledir. O şimdi nasıl inansın? İnsanoğlu doğduğu ortamda gördüğü her şeye inandığına göre, dünyada olsun, uzayda, herhangi bir gezegende olsun, doğduğu, hayat bulduğu yerlerdeki gördüklerine, yaşadıklarına, duyduklarına inanacaktır. Bu büyük bir kaos demektir. Şu anda dünyada yaşanan budur. Dünyadaki çeşitli ülkelerde yaşayan, çeşitli dinlere mensup kişilerin değişik şekilde hareket edip birbirlerine saldırmaları bundandır. Onlar sadece doğduğu ortamlarda mevcut olan şeylere inanır. Yaratıcı sistemin var olan her canlıya koyduğu bu planlar, o canlıların bu şekilde hareket etmesine sebep olmaktadır. Şimdi kendilerinin yetiştiği bu sistem dışından gelen her varlığa inanması çok zordur. Çünkü planlarında bu yoktur. Bunun için bu planların değişmesi şarttır. Tüm canlıların inanma planlarının değişmesi için gerekli düzenleyici müdahaleler başlamıştır.
Planlar artık var olan canlıların tek bir güce inanması için değiştirilmektedir. O zaman bu kaos biterek her şey olması gibi bir düzene girecektir. Bunun için 6. ve 7. duyuya ihtiyaç vardır. Zaten insanlığa bu duyuların planları çeşitli yollardan gönderilmekte ve onların DNA'larına işlenmektedir. Büyük güç. 15 Ağustos 2015. Yakın temaslar, bilinmeyen. Sizler kendinizin nasıl var olduğunuzu bilir misiniz? Sizler bizlerin nasıl var olduğunu bilir misiniz? Sizler için var olmadan nerede olduğunuz bir bilinmeyense, öldükten sonra ne olacağınız bir bilinmeyen değil midir? Hayat, yaşam bir bilinmeyen değil midir? En büyük bilinmeyen olan ben, beni bir türlü bilemeyen sen. Aşkların en büyüğüyle yıllardır seni arayan ben. Artık seni bulup sonsuz boşlukta benimle dans edecek olan sen, gel beraber bu sınırsız olan evrenlerde yeni bilinmeyenlere yelken açalım. Evrenin en güzel yerlerinde cennet denilen yaşamın muhteşem canlılarına sahip olan bilinmeyen gezegenlerde dolaşalım. Bilinmeyenden güzel bir şey var mıdır? Bilinmeyen sonsuzluğa açılan kapıların nerelere varacağını merak edip oralara gitmek isteyen insanlığın dileğidir. Ben Şira, seni bu bilinmeyen yerlerde var edeceğimi, sana olan sevgimi ve aşkımı sonsuzluğun sonuna kadar sürdüreceğimi söylerken neden ben sen diye bir düşün. Çünkü ben senim, sen de ben. Şira, 15 Ağustos 2015. Büyük güçten insanlığa. Ey bu sonsuzlukta var olan en büyük beynimin mikroçipleri. Sizler benim beynimin trilyonda birisiniz. Sizler ve evrenlerimde yaşayan her canlının beyinleri bana bağlıdır. Ben onlar sayesinde her şeyi bilir ve görürüm. Kurduğum düzenleri böyle yönetirim. Görünen ve görünmeyen her şeyi böyle var ederim. Bilinçli varlıklar denilen yaşama bağlı canlı türünü anlamanız için doğduğunuz andan itibaren çevrenizde her şey sizlerin yaşadığınızı kavramanız için var edilmiştir. Bilinci olmayan hiçbir canlı türü yaşadığınızı fark edemez. Onlar ancak biyolojik yaşam programına sahip organik robotlar şeklinde hayatlarına devam ederler. Bilince erişen, yani yaşamın ne olduğunu fark eden her canlı artık ölümsüzdür. Çünkü onlar bedenden bedene geçerek sonsuz yaşama kavuşurlar. Artık şu soruyu sormayın. Annem babam öldü, nereye gitti? Sevdiklerim öldü, ne olacak? Neredeler? Ben öldükten sonra ne olacağım? Sizler görmüyor musunuz ki bedenle toprak oluyor, yakılıyor, gömülüyor. Kullandığınız bedenlerin kasıtlı olarak, geçici olarak sizlere verildiğini anlamıyor musunuz? Sizler yaşam bilincine kavuştuktan sonra bu sonsuz boşlukta bu bedenle nereye gideceğinizi sanıyorsunuz. Ölümlü olmasaydınız evriminiz dururdu, evrimleşemezdiniz. Bu şuna benzer. 40 milyon sene önceki halinizi bir düşünün. Sizler ölümlüsünüz. Ama evrim hep aynı. Kuyruklu kambur maymuna benzer bir şekilde hala dolaşıyor olurdunuz. Bilinci olan canlı varlıklar sonsuza kadar evrim yaparak, yani gelişerek, bu büyük sistemin her yaşamında gelişerek evrimlerine devam edeceklerdir. Büyük Güç, 3 Ekim 2015. Sizlerin milyonlarca kopyasını evrenlere gönderdik. Yüksek bilinçli canlı çiplerini çoğaltarak yaşam olan her gezegende onların görev yapmasını sağladık. Sizleri kopyalamak bizler için bir an kadar kısadır. Zaten dünya yaşamında bilinç seviyesini yükselten her canlı için onların beyinlerindeki verici çipler vasıtasıyla bizler onları devamlı kayıt altında tutarız. Uzaylardaki beyaz kristaller bunun içindir. Gelişmemiş bilinçler için, yani çocuk yaşta ölen insanlar ve diğer organik bozukluk dolayısıyla gelişemeyen diğer insanlar için onlara yeniden şans verdik.
Onlara dünyada yeniden doğma şansı verdik. Bizlerin adaleti sizlerin anlayamayacağı bir düzendedir. Bizlerde hata yapma oranı sonsuzda birdir ama bizlerde bu sonsuzda bir hatayı yapabiliriz. Bizler her şeyin kopyasını yapabildiğimize göre acaba dünya gezegeninin kaç kopyası vardır? Galaksilerin, evrenlerin aynısından kaç tane mevcuttur? Sizlerin şu andaki evrimi ve bilinci bunu anlamaya müsait değildir. Büyük Güç, 12 Ekim 2015. Şira'ya dedim ki beni Zen'e götür. O bana dedi ki seni Zen'e götürürüm ama sen onun enerjisini kaldırabilir misin? Ben dedim ki onu çok görmek istiyorum. Onun enerjisini içimde hissetmek istiyorum. Şira beni Zen'in yaşadığı o ortama götürmek üzere hazırladı. Bana Zen enerjisinin küçük bir miktarını aşıladı. Ben o enerjiyi sizlere nasıl anlatayım? Sizler onu ancak yaşayarak anlayabilirsiniz. Zen'in yaşadığı yer ışıklarla en güzel renklerin olduğu, evrenin en güzel çiçeklerinin olduğu, bitkilerin en güzellerinin olduğu, onların üzerlerinde renkli kelebeklerin, kuşların uçuştuğu bir vadinin derinliklerindeydi. Gözlerim Zen'i aradı. O Zen ki Hibil ve Ramar'la beraber dünya gezegenine piramit şeklindeki uzay gemisiyle gelerek gezegene yaşam tohumlarını bırakan yüce gök meleklerinden biriydi. O ki evrende yaşam tohumlarını dağıtan en yüce görevliydi. O anda renkli ışıkların içinden yavaş yavaş görünmeye başladı. Onun enerji aşısını aldığım halde müthiş bir enerji akımı hissetmeye başladım. Çok güzel bir bedene sahipti. Zarif bir görüntüsü vardı. Sarı uzun saçlarının taşıdığı başında mavi tonların en güzelinin olduğu 2 adet gözü vardı. Her şey mükemmel ölçülerdeydi. En önemlisi iki omzunun arkasında bulunan 2 adet kanatlarının görüntüsüydü. O kadar ki tavus kuşunun renklerinde yine mavi tonların hakim olduğu tüylerle kaplıydı. Zen karşımdaydı. Bana o zarif ellerini uzattı ve ellerimi tuttu. O anda sonsuz boşlukta Zen'le beraber dans ederek dolaşmaya başladık. Her şeyi, gerçeği görüyordum. Dünyadaki en sevdiklerimi, acılarımı, aşklarımı, ailemi, dostlarımı, yaşadığım hayatı, neden var olduğumu, bizlere sonsuz hayatı sağlayan sistemleri ve gerçekleri, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi, varlığı, yokluğu, her şeyi ama her şeyi bana gösterdi. Ellerimi bıraktı, bir anda kendimi dünyada, evimde buldum. İster inanın, ister inanmayın. Bu hayatım boyunca yaşadığım en gerçek olaydı. Benim için en önemli olan Zen gibi bir meleğin ellerimden tutmasıydı. Metin Taner Gün, 14 Ekim 2015. Melekler Vadisi evrenin en güzel galaksilerinden olan Samanyolu'ndaki Orion Güneş sistemlerinde bulunan Ramra'nın yakınındaki yeşil gezegende bulunur. Onun yer çekimi dünyanın 1/2 kadardır. Tamamen bitki örtüsüyle kaplıdır. Oranın yer çekiminin daha az olması kanatlı insanların yani meleklerin daha kolay uçmasını sağlar. Renkli kanatlılar ve beyaz kanatlılar olarak 2 cins insan ırkı vardır. Onlar kusursuz güzellikte olan, yüce sisteme hizmet eden müstesna varlıklardır. Onlar meyvelerle ve bitkisel besinlerle beslenirler. Yumurtalarından ürerler. Onların gezegeninde yaşam savaşı yoktur. Onlar hep pozitif varlıklardır. Her türlü bilgi ile donatılmışlardır. Yaşadıkları gezegen insanlığın kutsal kitaplarındaki cennete benzer. Onlara tahsis edilen piramit uzay gemileriyle evrenin her yaşam olan yerine bilgi ve ilim götürürler. Onlar uzaydaki en saf ve temiz varlıklardır. Zen, Hibil, Ramar, dünya gezegeni için seçilenlerdir. Onlarla karşılaşanlara daima önceden enerji aşısı yapılır. Enerji aşısı zaman içinde dünya gezegenine gelip giden uzaylı varlıklar vasıtasıyla
seçilen kişilere uygulanır. Bu şarttır çünkü her enerji türünü her insan kaldıramaz. Büyük güç. 15 Ekim 2015 saat 13:00 13:45. Ra'nın gözyaşları. Tüm canlı varlıkların ölümlü olduğu dünya yaşamında kaybettiğiniz her şey için büyük bir acı ve özlem duyarsınız. Sevdiklerinizin kokusunu, varlığını, hatıralarını çok özlersiniz. Her ne kadar geçici bedenlerde olduğunu bilseniz de, onların diğer yaşam boyutlarında var olacağını bilseniz de, o buruk acı ve özlemi yaşamınız boyunca hissedersiniz. Ben ki Ra, Amon'un yardımcısı ve maddelerin planlayıcısı. Ben de sizler gibi var olan bu sistemde yok olan her canlının arkasından ağlarım, özlerim, benliğimin her yerinde bu acıyı yaşarım. Ben ki Ra, sizler gibiyim. Benim benlerim, aşklarım olan, kokularıyla, görüntüleriyle, yaşamlarıyla her şeyim olan varlıklar. Benim gözyaşlarım aktıkça evrene yayılır. Onlar nehirler, göller, denizler olur. Her bir canlının ölümü benim enerjime karışır. Benim evrende büyük bir ızdırap duymama sebep olur. Benim gözyaşlarımın her damlası dünyada ölen her canlının her şeyini taşır. Ra ağlamaz demeyin. Her şeyi ama bizlerde olan her duyguyu sizlere bizler verdik. Hatıraları, anıları bizler verdik. Onlar asla yok olmaz ama yine de dünya yaşamında ölümlü olmanız gerekir. Bu bizlere de çok büyük üzüntü verir. Ama ilahi düzen böyledir. Sistem böyledir. Ancak sonsuz yaşamınızda dünyadaki her anıyı iyisiyle kötüsüyle bilecek ve belki de zaman zaman sizler de gözyaşı dökeceksiniz. Belki de o gözyaşlarınız evrene yayılacak, tıpkı benim gözyaşlarım gibi sonsuzlukta yaşam tohumları yeşerteceksiniz. Sizler bensiniz, ben de siz. Ra, 16 Ekim 2015. Tanrı parçacığı. Çelik kafeste hapis olan beyinlerinizdeki düşünceleri evrene salın, o kafesi kırın. Düşünceyi sınırlamak demek kendinizi sınırlamak demektir. Evrende ve sonsuz boşlukta atomları olan her madde düşünce enerjisine sahiptir, birbirleriyle iletişim halindedir. Kayaları, taşları, denizleri, dağları bir düşünün. Onlar da madde atomları olan her şeyle temas halindedir. Güneş sistemlerinde sizlere bunu açıkça gösterdik. Güneşler atom çekirdekleri ise etrafındaki gezegenler onun nöron ve protonlarıdır. O gezegenlerin içindekiler de CERN'de hala aranan tanrı parçacıklarıdır. Tanrı parçacıklarını aramak için o kadar büyük tesislere gerek yoktur. Onu arayanlar birbirlerine ve etraflarına bir baksınlar. Tanrı parçacıklarını görürler. Tanrı parçacıkları onların içindedir. Onu bulabilirler ama asla yapamazlar. O Tanrı'nın en büyük sırrıdır. Büyük güç. 19 Ekim 2015. Karanlık uzayda atomsuz yani madde olmayan varlıklar vardır. Antimadde varlıkları olarak sonsuz boşlukta dolaşırlar. Onların görevi bu sonsuz boşluktaki evrenlerin, galaksilerin yok olmaması için aralarındaki çekim gücünü dengede tutmaktır. Çekim gücü görünmez, hissedilmez ama vardır. Onlar da atomu meydana getiren enerji birimleridir. Ama onların çekirdeği yoktur. Onların kendine has bir zekaları mevcuttur. Kendilerine bir çekirdek ararlar. Çekirdek bir özdür. Onu bulduklarında bir madde haline gelerek evrenleri, galaksileri, güneş sistemlerini inşa ederler. Bu böyle süregelen sonsuz bir döngüdür. Tüm canlı varlıklar Tanrı'nın eli, gözü, kulağıdır. Her şey ona hizmet etmek için var edilmiştir. Canlı varlıklar olmasaydı her şey dururdu. Hareketsiz, durgun bir evren olurdu. Evrenlerde her şey bir yardımlaşma ve düzen içerisindedir. Dünyadaki bilinç düzeyi en yüksek varlık olan insana kasıtlı olarak rakip olabilecek diğer bir canlı türü kasıtlı olarak yaratılmamıştır. Bizler istesek diğer canlı türlerine göndereceğimiz bir sinyalle insan türünü kısa zamanda yok edecek güce sahibiz. Bir düşünün, dünyadaki diğer canlı türlerinin
büyük olsun küçük olsun bir anda insan türüne saldırdığını bir düşünün. Bakteriler, virüsler, karıncalar, arılar, hayvanlar, balıklar, kuşlar, böcekler. Bunların hangi biriyle baş edebilirsiniz? Tüm canlılar bizlerin denetimi, kontrolü altındadır. Bizler sizleri yok edersek kendimizi yok etmiş oluruz. Zaten bizler sizlerin gelecekteki haliniziz. Bizler sizlerin milyonlarca yıl sonra ulaşacağınız medeniyetin bekçileriyiz. Büyük Güç, 20 Ekim 2015, saat 14:20. Tesadüfler Zinciri. Tesadüfen evrenler, galaksiler, güneş sistemleri var oldu. Tesadüfen güneşimiz var oldu. Dünyamız güneşten kopup güneşin etrafında yörüngeye girdi. Tesadüfen dünya güneş mesafesi dünyada yaşam olacak şekilde ayarlandı. Tesadüfen uydusu Ay dünya yörüngesine girdi. Dünyayı mehtaplı geceleriyle aydınlattı. Tesadüfen dünya gezegeninin içine ileriki yüzyıllar için madenler kondu. Petrol konarak dünyanın ilim ve bilimde ilerlemesi sağlandı. Tesadüfen canlıların yaşaması için dünya gezegeninin çevresinde uygun atmosfer ve yer çekimi oluştu. Tesadüfen yaşama bağlı canlı çeşitleri ortaya çıktı. Bunlara uygun yaşam sistemleri meydana geldi. Parantez kalpler, beyinler, gözler, yüzgeçler, kanatlar. Tesadüfen dünyadaki canlı türünden biri olan insan denen varlık ortaya çıktı. Onun oranı dünyada yaşayan her canlıdan daha muhteşemdi. Ölçüleri karada, denize gitmesi için ayarlanmıştı. Tesadüfen bu sonradan ortaya çıkan insan ırkı diğer canlı ırklarını geride bırakarak evrimiyle dünya gezegenine hakim oldu. Sonrasını sizler de biliyorsunuz. Tesadüfen bu kadar yaratan güç size sınırlı bir yaşam süresi verdi. Tesadüfen öldünüz. Ey insanoğlu, bu sonsuzlukta meydana gelen milyonlarca tesadüfü sorgulayamayacak bilinç düzeyindeyseniz sizler de tesadüfen yok olursunuz. Metin Taner Gün, 20 Ekim 2015, saat 14:50. Aynalar. Aynalara bakarsanız karşınızda bir silüet belirir. Gördüğünüze o benim dersiniz. Ne hareket yaparsanız aynadaki görüntü de aynısını yapar. Aynanın boyutu büyüdükçe etrafınızdaki her şeyin görüntüsü de aynada renkleriyle her şeyle belirir. Sanki aynaların içindeki görüntüler de gerçeklikte aynı gibidir. Aynanın karşısından ayrılırsanız, aynaya bakmazsanız her şey yok olur. Artık kendi dünyanıza dönersiniz. Ama o aynanın içinde beyin gibi bir kaydedici olsaydı, o da sizlerin görüntüleriyle yaşam boyu kayıtlarını tutardı. Aynalar önemlidir. Sizler de Tanrı'nın dünyadaki aynalarısınız. Tanrı sizlere bakar, her şeyi görür. Ancak aranızda ayna gibi ince bir cam vardır. Sizler o camı asla kırmayın. Tanrı ile aranızdaki o camı kırarsanız her şey yok olur. Aranızdaki o camı sonsuza kadar kırmayın ki Tanrı sizlerle beraber olsun. Dünya gezegeni ve diğerleri sonsuzluktaki Tanrı'nın aynalarıdır. Zaman içinde o aynaları kırmadan karşı tarafa geçmeyi öğreneceksiniz. Paralel evrenlerde ruh ikizlerinize ulaşacaksınız. Aynalardan geçerek uzayda bir an kadar zamanda diğer galaksilere ve yıldız sistemlerine ulaşacaksınız. Bu ancak Tanrı'nın aynasının sırrını bulduğunuzda mümkün olacaktır. Aynalar Tanrı'nın yansımasını taşır. Aynalar sizlerin yaşam boyu var olduğunuz her yerdeki enerjilerini taşır. Tanrı aynaları olun. Sizler de birbirinizi kırmayın. Her kırdığınız insanın Tanrı'nın aynası olduğunu unutmayın. Aynalara her zaman ihtimam gösterin. Onları parlatın. Aynaları ne kadar parlatırsanız göklerdeki yıldızlar da o kadar parlar. Sevdikleriniz ve kaybettikleriniz de aynalar gibidir. Onlar öldüğünde kırılmış ama yansımasını göndermiştir. Onlar evrendeki yeni aynalardır. Onların ışığı sizlere yaşam boyu yansıyacaktır. Aynalar dünyada kırılıp yok olsa da görevlerini yapan gerçek
insan yansıtıcılarıdır. Zaten dünyadaki her şey bir aynadaki görüntü gibi değil midir? Bir vardır, bir yoktur. Büyük Güç. 21 Ekim 2015 saat 17:46. Medusa'nın çığlığı. Bizler sonsuz boşluktaki evrenlerin birinde ömrünün sonuna gelmiş bir yıldız sistemindeki Medusa dünyasında yaşayan varlıklarız. Bizler sizlerin dünyası gibi mükemmel bir yerdeyiz. Bizlerin anneleri, babaları, sevdikleri var. Şekillerimiz ve beden yapılarımız sizlere benzemese de evrimimiz ve bilinç düzeyimiz size yakın varlıklarız. Ancak her şeyin bir sonu olduğu gibi bizim gezegenimizin de sonu geldi. Sizleri ve tüm galaksilerdeki gelişmiş varlıkları yardıma çağırıyoruz. Bizleri kurtarın. Bizlerin 10 dünya yılı zamanı kaldı. Bizlerin gezegeni terk ederek yeni yaşayabileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Bizlerin yaşayabilmesi için bizlere Medusa'daki şartların olduğu yeni bir gezegenin sağlanması lazım. Bizlerin ömrü dünya zamanına göre 400 yıldır. 400 yıl yaşayabilen bir varlığın 10 yıl ömrü kaldığını bilmesi ve onu beklemesi ne acıdır. Ailelerimiz ve çocuklarımız da kozalarımıza girdik. Dışarıda atmosfer gittikçe ısınıyor. Çocuklarımız bizlere sarılıyor, çok korkuyorlar. Bizler ağlayamıyoruz. Bizlerin sisteminde böyle bir olay yok. Ancak titreşimlerimiz artıyor. Bizleri kurtarın. Bizler bir tür bitki türü olan geniş yapraklara ve sulu meyvelere sahip haroplarla besleniyoruz. Ama artık onlar da kurumaya başladı. Sular çekildi ve azaldı. Güneşimizin rengi kızıla döndü. Uzaydaki konumumuz dolayısıyla ancak sizlere dünya gezegenindeki alıcılarla mesaj gönderebiliyoruz. Sizlerin şu andaki medeniyetinizin bizleri kurtaramayacağını biliyoruz. Ancak Orion Ramra'daki sistemin bizleri kurtarabileceğini biliyoruz. Dünyada bu mesajı alan kişilere yalvarıyoruz. Bunu Ramra'ya iletin. Bizi kurtarsınlar. Medusa varlıkları. 22 Ekim 2015 saat 11:58. Aşk tarlaları. Sonsuzlukta evrenler, galaksiler, yıldızlar oluştuğu zamanda Tanrı madde Rablarına dedi ki, sonsuz boşluğa öyle bir duygu verin ki her şey birbirine bağlansın. İşte o zaman her şey birbirine o ayrılmaz duyguyla bağlandı. Evrenler galaksilere, galaksiler yıldız sistemlerine, yıldız sistemleri gezegenlere, gezegenler aylarına sonsuz aşkla bağlandı. Atomların çekirdeği nöronlarına, protonlarına, madde varlıkları canlı varlıklara, canlı varlıklar yaşam olan gezegenlerine, gezegenlerdeki bülbüller güllere, arılar çiçeklere, Kerem Aslı'ya, Leyla'lar Mecnun'lara bağlandı. Tanrı aşkı evrendeki en yüce duygu olarak her yere yayıldı. Aşk tarlalarının meydana gelmesine sebep oldu. Aşk tarlalarından evrenlere sevgi tohumları saçıldı. Canlı cansız her varlığın özüne bu parçalanmaz duygu verildi. Bu duygu parçalandığında çıkan müthiş enerji, aşk ve sevginin olmadığı zaman neler olduğunu gösterdi. Aşk tarlalarını yok etmeyin. Onları sevgi ve aşkla sürmeye devam edin. Onlar evrende var olan her şeyin gıdasının yetiştiği kutsal yerlerdir. Bir tek tohumun kıymetini bilin. Bir tek tohum hayatın ve yaşamın başlangıcıdır. Dünyadaki yaşamınızda gömüldüğünüz topraklar işte bu aşk tarlalarıdır. Sizlerin bu geçici bedeni de burada aşk ve sevgiye kavuşur. Bedenler dünyada ne yaparsa yapsın sonsuza kadar aşk tarlalarında kalır. Aşk ve Tanrı sevgiyle beslenir. Onlar burada yeni aşk ve sevgi tohumlarının yeşermesine ve beslenmesine sebep olur. Ruhlar ise sonsuza kadar aşk ve sevgiyle kendini yaratanını arar. O zaten kendisidir. Büyük Güç. 22 Ekim 2015 saat 14:52. Evrenin güzelliklerinden olan Medusa varlıkları. Dünyadan gelen mesajı aldık. Tüm uzay gemilerimizi sizleri bulmak üzere gezegeninize gönderdik. Sizleri bulmak bizim için bile çok zordu.
Bu sonsuz evrende yerinizi ancak dünyaya ulaştırdığınız sinyali takip ederek bulduk. Sizler bizlere 20 bin ışık yılı uzakta olan bir güneş sistemindesiniz. Güneşinizi ve gezegeninizi görüyoruz. Sizleri ve Medusa'da bulunan diğer canlıları gezegeninizle birlikte Orion'a yakın Aksmaks'ında olduğu güneş sistemine yerleştireceğiz. Yani gezegeninizi oradan alarak yeni yaşam yerine ışınlayacağız. Bizler bunu yapmaya muktediriz. Bizlerin gücü sizlerden çok üstündür. Bunu yapmamız bir an kadar zamandadır. Orion Güneş Sistemi'ne hoş geldiniz. Yeni hayatınız mutluluklarla, ışıklarla dolsun. Orion Yüce Meclisi, Şira, saat 18:30. Tanrı her yarattığı varlığı canlı olsun, cansız olsun zıttıyla hakim kılmıştır. Güzel, çirkin, sıcak, soğuk, gece gündüz, sert, yumuşak, madde, antimadde, negatif ve pozitif güçleri meydana getirmiştir. Evrende her şeyin var olmasını sağlayan çekim gücü diye bir enerji türü vardır. Evrenlerde her atomu olan varlık bu iki gücün mevcudiyeti ile ayakta durur. Artı ve eksi birbirini çekerler. Bir mıknatısın aynı kutbunu birbirine yaklaştırırsanız birbirini iter. Artı artıyı, eksi eksiyi iter. Bir çekim sağlayamazsınız. Artık evrendeki varlıkları pozitif ve negatif diye ayırmayı bırakın. Hepsi Tanrı tarafından yaratılmış, medeniyetlere sahip olan canlı varlıklardır. Ancak onları ayıran ve farklı olmasına sebep olan onların bilinç ve gelişmişlik düzeyidir. Her bilinci yüksek olan medeniyet diğerinden bir üst boyuttadır. Her zaman üst boyutlar alt boyutların gelişmesi için çalışan, onlara ilim ve bilgiler gönderen medeniyetlerdir. Esas görevliler ve köleler onlardır. Sizlere hizmet eden onlardır. Onların ruhu tertemizdir. Evrende var olan sistemlerdeki medeniyetleri Orion'dakiler negatif, Sirius'takiler pozitif diye ayırmak kadar yanlış bir düşünce olamaz. Şu andaki dünyada mesaj alan tüm kanallara gelen bilgiler bizlere hizmet eden medeniyetlerin kanallarıdır. Onların sizi köle yapmalarına ihtiyaç yoktur. Sizlerden binlerce, milyonlarca yıl ileride olan bu sistemleri sizler nasıl yorumlayabilirsiniz? Şu anda dünya gezegeninde insanlar arasında büyük bilinç farklılıkları meydana gelmiştir. Bunun sebebi din, dil ve medeniyetler arasındaki bilinç seviyesinin çok çeşitli olmasından dolayıdır. Tüm evrensel güçler dünya gezegeninin iyiliği için çalışmaktadır. Zaten kainattaki her şey mükemmele gitmek için var olmuştur. Bizler sizlerin hizmetkarıyız. Sizler bizim değil. Hira, 23 Ekim 2015, saat 15:55.